kaçamıyorum. Hep kaçıyor. Nereye gidiyorsun? Bugün benim adım Duygu, soyadım Yüklü, imza Nur Yerlitaş olaraktan aşkına eşkıya bir kişiliği canlandırıyorum. Bir aşk dizisinde başrolüm. Bak acı sen falan çekiyorum, Çiğdem Çelik'ten rol çaldım. Peki, gel bakalım. O zaman uyaralım, ağır acık içerir. Ezgi. Ağlamalı gülüm. Aşk benim. Dizisinde mi bu sefer yine başrolsün? Hep dizi, hep aşk, hep romantik komedi. Yakışır ama gönlün da sanki birazcık ki yaşça büyük olmuşsun gibi geldi bana. Yaşanmışlık diyelim. Yılların yorgunluğu. Elbiselerini genelde neden bu kadar? Çünkü hep aynı terziye gitmek istiyorsun. Sen neden vazgeçmiyorsun yahu? Eve çok mi çok iyi yakın? Anlaşıyoruz Öykü Hanım. Eve mi çok birlikte yakın? Birlikte Rising Star'ı falan izliyoruz, yorumlar yapıyoruz. Çok tatlı. Yani aramızda duygusal bir bağ var terzimle. O yüzden ondan vazgeçemiyorum. İhanet etmiş gibi hissediyorum kendimi. Anladım ama ondan ama sağ olsun hiç düzeltmiyor. Keşke bir yani bir daha söyle bence birazcık ütüsü uzun yapsın eksik, arkasını çekmekten çok kısa. Ne ütüydü o Gülşah? Bir pres, şey ütüsü, pres ütüsü eksik. Ha. Moda güzel, bilgini konuşturdum. Saçındakini çok yakıştırdım. Düz bir elbiseyle kullanman Nur hoşuma Hanım'ın gitti. Sadece çorabından çok emin değilim. Ya puantiyeli çorap istedim yani bu şekil, böyle noktaları olan. Bunu yok bulabildim. Yine böyle daha iyi olmuş ama yine de çok emin değilim. Ya şeye benzettim ama beğendim ama satış yapan var ya VIP, VIP. Biraz öyle olmuş hani elbisenin formunda. Sana şu an şarkımdan dolayı bir boş bakış, yarım gülüş yani. Hiç de benzemiyorum. Çorabına bayıldım. Kafandakine de bayıldım. Sadece elbisenin belki formu, elbisen biraz bana öyle geldi. Elbisem çok güzeldi kesinlikle. Terzi'nin ismini öğrenebilir miyiz? Ayhan abi. Ayhan abiye sevgiler. Ay adam kaçı diyecek. Kulakları çınlıyordur. Kötü reklamdan. Yok daha çınlamıyor, çınlayacak. Ezgi. Ben şu üst kısmını çok beğendim. Teşekkür ederim. Aksesuarın, saçın, makyajın çok güzel olmuş. Eline taktığın eldiveni de sevdim. Ama işte ya o eldiven ya o çorap ya o çanta. Yani onları karışık, bir onları çekiyor. Bir de yani elbisenin elbisenin dikişi falan yani kötü durmuş, elbisenin kasmış. Elbisenin dikişi kötü değil, çok güzel ama sadece ama boyundan da değil, yukarıda da bir sıkıntı var gibi sanki. Yani buraları böyle toplanıyor, katlanıyor. Onun içinde bir balen olması gerekiyor böyle elbiselerde. Basmış şekerim buraları bak, basmış. Basıyorlar. Sırtımda kamburum olmuyor, yemiyor orada. O zaman Erken'i niye çaktırıyorsunuz? Ama şuradan yukarısı çok güzel. Ben onu kıvıracaktım. Sen her türlü kıvırırsın. Nazlı. Ben çok beğendim. Çok güzel duruyorsun. Buradayım. Ses geliyor ama. Kafandaki çok yakışmış. Çorabınla kombinini çok beğendim. Elbisede hatalar var ama güzel görünüyor. Ayakkabılarını da hareketli kullanmanı sevdim. Çantan keşke parlak olmasaydı. Ayşenur. Ayağındaki süet ayakkabı artık önü açık ama açılmaktan ayağından çıkacak artık. Ve madem ya benim ayağımda şöyle bir numara problemi yaşıyor. Cümlemi bitireyim, devamını getirsin cevabını. Peki, öyle bir açık ayakkabı kullanacaksan burnu açık, altına bir tane kalın çorap giymen gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü çorap hala görünüyor ince olduğu biz için. Biz seninle hep farklı düşünüyoruz. O, orada başlıyor işte. Sözümü kesmeyi bırakır mısın artık? Hoşuma o gidiyor. Bildiğin simli bir çorap aslında ve alakasız buldum. Elbisenin dikişi çok kötü. Yani şu kısım güzel duruyor ama yan taraftan falan o kadar böyle basık ki senin bedenine göre yapılmadığı belli oluyor burada şu an. Benim bedenime göre yani. Benim beden, sanki kendi bedenini herhalde 32 falan sanarak yaptırıyorsun. Evet, 34 herhalde giyiyorum Ayşenur. Kıyafetleri her ve getirdiğin şey. Ve seninle giydiğini merak ediyorum. Her getirdiğin yani, şey sana olmuyor. Her getirdiğin şey böyle yanlış kesim oluyor ya. Adam üstüne yaptığı bu halde şu an bana dar herhalde değil yani. Hatta birazcık beden falan olabilir görüyor. Ama dar değil ve 34 beden. Üstünde beğendiğim tek şey kafandaki aksesuar, saçın ve makyajın. Onun dışında hiçbir şeyini teşekkür ederim Skinny Ayşenur. Rica ederim. Çiğdem. Senin bazı durumlarını not alacağım şuraya çıkıp böyle fantezi hallerini. Bana laf atarken önce bunları bam 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 böyle kolajlayacağım sosyal ortamlarda.
yakışmış, çok beğendim ama fazlalıklarım var sanki eldiveninle elindeki fazla gibi. Abartmak istedim. Yakışmış. Kendimi şımarttım bugün. Ama yaşından daha fazla hep yani. Bazen öyle yapıyorsun. Bazılarını çok yakıştırıyorum. Bazılarını aşırı fazla buluyorum sende. Ya sen bugün yer değiştirmişsin. Sen 20 yaşında gibisin. Ben daha fazla yaşını söylemedim Çiğdem. Ben dışarıda hep böyleyim ama normalde. Didem. Ben de beğendim. Güzel duruyor. Ama sanki böyle elbisenin hani şuraları bir değişik duruyor gibi. Sadece onu yani elbisenin formunu beğenemedim. Ayakkabıların da güzel, önden baktığımda boyunu kesmemiş, güzel duruyor. Bu çorap kaçıklığı herhalde bize kader oldu eleme gecesinden beri. Hepimizin çorapları teker teker kaçıyor. Yani güzelsin, sadece şurada böyle küçük bir pırıltı, bir kolye isterdim. Bu kadar. Hemen son yorumu alalım. elbiseyi yakıştırdım. Aksesuarın çok güzel başındaki. Çorabın çok güzel. Çantanın ışıldamasını istemezdim sadece. Çorabını çok beğendim ama bence yedekli çorap, ya giyeceksen yedeğini taşısın. Ama burada yırtıldı yani, yoksa değiştirirdim tabii ikisi canım arkadaşlarım ama. Hepimizin zaten çorap giyeceksek yedeğimizi taşımamız gerekiyor aslında. Taşıyorum. Nihal saldın mı? Tam salıyorsun kendini ya. Ne alemsin. Susmuyorum değil mi? Geçebilirsin. Teşekkürler. Nihal Can'dan ayakkabı 50 lira, çorap 15 lira, elbise 100 lira, eldiven 20 lira, çanta 120 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Elbiseni hiç beğenmedim. Ya güzel bir elbiseydi. Değil. Peki. Tadilatı da kötü olmuş. Sen bence terziyi değiştir artık. Alışkanlıklarından vazgeçemiyorum. Bence sana düşman bu terzi. Arkadakilerden birinin kankası. Ayşegül'üm bence. Kafan çok güzel. O Nur'un hediye ettiği şey mi? Evet. Nurella hediye. Çorabına da bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel çorap. Evet, sen çoraplarla aran pek iyi değil. Hep yırtılıyor üstümde. Kötü görünmüyorsun, evet. Zarif ama elbisen kötü. Teşekkür ederim. Ay Nihal gelmiş. Kız Ay Nurella. Kız Nihal. Nereye gidiyorsun? Bir şeyin eksik elinde. Tezgahın. Anladın sen onu. Bugün duygu yüklü kişilik ben olayım dedim. Duygu yüklü müsün? Evet, yoğun. Bak duygu burada. Derin duygular besliyorum size karşı. Öyle mi? Bu sezon ben de sana besliyorum. Geçen sezon bir... Iğdınız bana karşı. Bu sezon bir sevimli geliyorsun. Elbisen hatalı provası. Senin bir kabahatin yok. Çünkü bir kalın bir saten kumaş. Biraz bir hatalar var arkada gördüm onu. Neyse. O bir tarafının kulağı daha fazla. Ben olsaydım üstün çıplak. Altına çok kalın bir çorap giyerdim. Tam simsiyah yapardım kendimi. Eldivenim fazla, doğrudur. Çantanı beğendim. Teşekkür ederim. Kafan çok yakışmış. Hiç aksesuar takmamışsın. İyi ki takmamışsın. Yani. Ama o Nihal nerede? Hani o marin konseptinde gelmiştin ya. Bu Nihal nerede? Bir anda bir düşüş yaşadım. Ay. O kafandakini bile takamamışsın doğru dürüst. Biraz onu şöyle öne getir. Ya Ender abi beceremedi. Ama... Ay çok deli oldu. Ay yedi. Ay çok teşekkür ederim Nurella. Nihal, Nihal, Nihal. Efendim İvana Hanımcığım. Denge tutamıyorsun. Tamam. Çorap güzel, taşlı çorap. Evet ama böyle bir çorap üstünde maskülen, çok sade boyfriend ceket elbise gibi, gömlek
elbise giymelisin. Çünkü çoraplar yetiyor şu anda. Ne o kafadaki çiçekler ne de o elinde aldığın taşlar. Böyle bir şey yapsaydın o çoraplarıyla, belki çizmeyle, deri çizmeyle, deri çantayla daha maskülen, daha modern bir hava yaratabilirdin. Şu anda çok alaturka oldu. Her şey... Hemen gideyim hem eldiven, o zaman. Hem de o kamerada. Şapka, hem de saten elbise, hem de hatalı, hem de taş, hem de o ayakkabı görmek istemiyorum. Altın. Teşekkür ederim. Ay günah. Bu kadar hazırlanmış Nihal'im benim. Yanlış hazırlandı. Ah, kalbim kırıldı. Ay kırıldı Nihal'im. Ah. Ay bir hediye vereyim sana. Ay lütfen. Ama gala gece, gala Ayşegül gece duymasın yıktım. Bak. Burada bir şeyler söyledim. Anam, bütün bantlarım gitti. Ama bana vermediniz o gün. Sen araba aldın, yetmiyor ama, mu? Ama kazanana bir eli bant verecektiniz, onu da vermediniz Nur Hanım. Ay yetmiyor gözün sana hiçbir doysun, şey. Gözün doysun, gözün.